Merhaba. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numaralarını gönderenleri aramaya devam ediyoruz. Bugünkü rumuzumuz yeşil. Ben yeşil yurt, o yeşil. Şimdi çevirelim bakalım. Yeşil, yeşil, yeşil gözlerin berbattır sesim. Hamamda bile çekilmez. Çalıyor telefon numarası. Efendim. Merhaba İnci Yeşil Yurt. Rumuz Yeşil'le mi görüşüyorum? Evet. Peki, görüşmemiz YouTube'da yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Peki. Biraz tanıyabilir miyim seni Yeşil? Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? Nedir durum? 33 yaşındayım. Maşallah, gencecik. Evliyim. Ne kadarlık evliyiz? Aşağı yukarı bir yıla geç diyelim. 1,5-2 yıl oldu diyelim. Tanışarak mı, evlilik görücü usulü mü? Tanışarak evlendik. Yakınlarımızın şeyiyle beraber evlendik. Önerileriyle beraber böyle tanıştık. Tanıştınız O ama şekilde. görüştünüz evlenmeden evvel. Tabii ki görüştük. Belli bir yaklaşık bir 6-7 aylık bir görüşme süremiz oldu. Ondan Ondan sonra sonra işte söz nişana mı evliliğe bağladık. geçtiniz? Evet, sonra da evlilik durumuna geldik. Öyle evlendik. Peki. Birbirimizi tanıyarak evlendik yani. Peki. Tanıyarak ve severek mi, sadece tanıyarak mı? Bu önemli. Aslında her ikisi de mevcuttu. Ancak işte bazı ya birbirimizi anlama noktasında ya da nelere önem verme noktasında bunları tam olarak algılayamadığımız, idrak edemediğimiz sebepler olduğunu düşünerekten Ha. bazı problemlerin oluşmaya başladığını düşündüm. Ne gibi? Bu Ne gibi? ya şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz eşim noktasında Evet. aidiyet sorunu olduğunu, yani hem çevremi Evet. yoksa beni çok sevdiğinden adım kadar eminim. Evet. Ancak sadece sevmenin bir yeterli olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü bu hayatta hani tek başına yaşayamaz bir insan. Tabii Bir ki. çevresi, dostu, şusu vesairesi, hani Doğru. yakınları vesaire. Bunlar önemlidir saygı Doğru. ve sevgi Doğru. çerçevesinde. Doğru. Bu noktalarda bazı problemler yaşıyoruz. Bu Mesela noktada ailenden başlarsak, ailenle ilgili ne gibi problemler yaşıyoruz? şöyle, sevme noktasında aslında bir problemimiz yok. Tamam. Ancak aileme karşı böyle aidiyet duygusu besleyemiyor bir türlü. Aidiyet derken kendine ait hissetmekten bahsediyoruz, değil mi? Yani benim aynen şöyle söyleyeyim. Benim mesela bir soyadım var. Bu sadece ben değilim. Ben ve bu noktada ailemin de önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu noktada bir aile olarak kabullenme noktasında bir sorunu olduğunu düşünüyorum İnce Hanım. Bunu hangi Ve bunun davranışlarından çıkarıyorsun? mesela şöyle söyleyebilirim İnce Hanım. Hani bizler örf, adet, gelenekleri. Ben bir Anadolu Tabii ki. çocuğuyum. Hani bu Tabii. noktada buna göre büyüyen bir insanım Tabii ve ki. bunları çok çok da açıklayarak da aslında evlenmeden önce ne özellikleri önem verdiğimiz bunları çok iyi idrak ettik. Ancak ya bir aşırı sevgi ya bir kıskançlık noktasında ya ben mesela annemle dahi konuşurken bir seziyorum. Yani mesela aile noktasında bir araya geldiğimizde konuşma noktasında özellikle sorunlar yaşıyor. Kendi çevresi olduğunda hiçbir problem olmuyor. Ancak benim çevrem söz konusu olduğunda ya sessizliğe bürünüyor ya mutsuz olduğunu belli etmek için her şeyi yapıyor. Mesela mutsuz olduğunu hangi davranışından konuşmamak dışında çıkartıyorsun? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Eşiz, tartışabiliriz. Tabii. Her ailede olan şeyler bunlar. Evet. Ancak eğer siz tartıştığımızı gidip bizzat bunları belli etmek için uğraşırsanız bir insanların yanında, insanlar hep bir Suratı mı soru düşüyor? Ne işaretiyle yapıyor? gidiyor, mutsuz olduğumuzu hissettiriyor, kavgalı olduğumuzu İşte bunu hissettiriyor. nasıl hissettiriyor? Suratı mı düşüyor? Bana tam anlatman Evet, lazım. aynen öyle. Bunu bizzat yapıyor. Elinden telefon düşürmüyor mesela. Yani bunları Ortamdan ayrı davranıyor. aynen öyle ve bunu yapıyor. Yani Aha. bunu çok net bir şekilde hissettiriyor. Dolayısıyla ben de
bu tarz şeyleri gördüğümde, tarz şeyleri gördüğümde, ben de modum çok düşen bir insanım. Dolayısıyla ilişkime de konsantre olamıyorum. Ve bu sebeplerden ötürü sürekli tartışmalar Şimdi ben senin yaşıyoruz. yerindeyim. Şimdi ben senin yerindeyim. Benim karım da senin dediğin gibi davrandı benim ailemin yanında diyelim. Ben barıştıktan sonra karımı karşıma alıp derim ki biz tartışmalarımızı karar almıştık. Hiç kimseye belli etmeyecektik. Ama tanık olduğum kadarıyla sen böyle böyle davrandın. Bundan sonraki olabilecek tartışmalarımızda her ikimiz de buna dikkat edelim tarzında konuşurum. Sen de konuşuyor musun? Tabii ki. Hem de en samimi halimle, en net halimle ve sabırlı olarak bunu yapıyorum. İnanın bana. Yani Ne çünkü cevap sadece veriyor? ne yaptım ki diyor. Kabullenmiyor. Yani şey yapmak istemiyor. Yani bir şey evet haklısın diyemiyor. Onu başka şeylerle örtüştürmeye çalışıyor yaptığı hatayı. Ama mesela kıskançlık noktasında olsun. Yani ya bir şey yapamıyorsun. Yani böyle eline avucu içine seni alıyor. Evet. Bırakmak istemiyor. Biliyorsun seni seviyor, hissediyorsun ama şunu kabullenmiyor. Evet, benim yanımdaki benim yol arkadaşımın benim evet dediğim bir kişiye ama ailesini ben kabul etmek zorunda değilim diyor. Ha, Ya anladım. dedim yani aidiyet duygusu. Anladım, anladım. Hani Yani bu diyor noktada ki sıkıntı ben sadece yaşıyoruz. bu aileden bu erkeği aldım, gerisi beni ilgilendirmez mi diyor? İlgilendirmez mantığıyla hareket ediyor. Ben ne kadar çok dolayısıyla ya ben böyle bir insanım. Yani benim modum düşüyor. Sevme noktasında, sarılma noktasında. Ben bunları gördüğüm zaman benim modum düşüyor. Dolayısıyla konsantre olamıyorum. Anladım. Konsantre olamayınca sevgimi belli edemiyorum. O da sen beni sevmiyorsun. Açıkça söyleyeyim hani böyle ayağına yatıp kendini bir türlü yaptığı hataları şey yapmak istiyor. Al aşağı yapmak istiyor. Böyle Peki bir hatayı. sen de onun ailesinde aynı şekilde davransan ne olur? Asla böyle bir şey yapmadım. Çünkü onun da ailesini ben kendi ailem gibi gördüm. Hayır, yapsan Böyle ne olur? Ne olurdu? ya yapsam ne olurdu diye düşündüm de. Mesela ben kesinlikle yani bir aynı şekilde belki de yapabilirdi diye düşünüyorum. Hani ben yapmadığım için hani bir şey söyleyemiyorum inanın bana. Çünkü biliyorum ya ben böyle bir örf adet almadım yani ailemden karşı. Her ne olursa olsun onun ailesini anne baba olarak gördüm. Çevresinde aynı keza olarak gördüğüm için hani tersi olsa ne olur diyemem. Gerçekten yaşamadım çünkü yapmadım. Yeşil, çok Hani samimi bir şey soracağım sana. Şu buyurun. anda ben karınla konuşuyor olsam, karın bana seni nasıl anlatır? Beni nasıl anlatır? Tahminim çok ailesine çok bağlı, Düşkün. düşkün, işte hani sevgisini çok belli etmeyen ama işte onu belli etmememin de bir sebebi var işte. Yani belli edememem çünkü ne olursa olsun yani hani bu noktada sanki benim çok canım yandığında ben onu canımdan çok sevdiğimi gösterdiğimde onun tarafından ha bak ben bunları yapmama rağmen bana böyle böyle yaklaştığına göre çok önem vermiyor demek ki hissiyatına bürüneceği için ben de dolayısıyla beni huzursuz edeni ben de huzursuz ederim mantığıyla hareket etmek zorunda kalıyorum. Peki kendi ailenle ne sıklıkta karı koca olarak görüşüyorsunuz? Çok değil, çok nadir. Ne kadar? Ailemle evet görüşüyorum annem babam Hayır, olsun. karı koca olarak birlikte ne sıklıkta ailene gidip görüşüyorsunuz? Ayda bir Ayda diyelim bir. iki. Özellikle pandemi noktasında olduktan sonra zaten bu noktada hani biraz azalttık. Dolayısıyla hani ondan önce de yani görüşüyorduk dediğim gibi 3 defa 5 defa ayda vesaire görüşürüz tabii ki ama bu görüşmelerimiz hep aynı sorunları yaşadık. Peki. Hep Bu bu telefonu sıkıntıları yaşadık. kapatıyorsun ve ne yapacağını ben sana söylüyorum. Lütfen yalnız karına da izlet bunu. Karına da izlet. Yani birinci Tamam. ağızdan
Birinci ağızdan bir evlilikte eşlerin sorumlulukları nedir, ne yapmak gerekir? Lütfen karın da izlesin. Beni lütfen o da bir abla olarak görsün. Sizin kötülüğünüzü istemem. Karına da şimdiden selamlar yolluyorum. Ve lütfen videos yayınlanır yayınlanmaz yeşil rumuzuyla karına da izlet, ona da faydası olacağına inanıyorum. Çünkü bu evlilik başından hemen bu işler çözülürse çok güzel de bir evlilik olacak Allah'ın izniyle. Kendine iyi bak, hayırlı günler diliyorum. İyi günler. Şimdi Yeşil'in problemini dinlediniz. Yeşil'in problemi şu: aileme ayda bir veya iki kere veya 3-4 kere gidiyoruz ama gittiğimizde karım sürekli olarak mutsuz olduğunu veya tartışmalar yaşıyorsak öncesinde bu tartışmaları belli eden hareketlerle mutsuzluğunu ve benim ailemi kabullenmediğini, aidiyet duygusunun olmadığını görüyorum. Gördükçe doğal olarak benim elimden de sevgimi ona göstermek gelmiyor. Çünkü sevgimi gösterdiğim zaman düşünüyorum ki ben ona bu sevgiyi gösteriyorum ama oysa ki benim aileme bile bu şekilde kabullenmeyen ama kendi ailesine karşı son derece konuşkan, son derece girişken olan halini benim ailemin yanında sergilemediği zaman ya tamamen susuyor veya tamamen telefonuyla ilgileniyor diye bir serzenişte bulundu. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor: kadın olalım, erkek olalım, bu hiçbir şey fark etmiyor. İkimizin de ailesini eşimizi sevdiğimiz için mutlu etmeye çalışmaya mecburuz. Eşimizi sevdiğimiz için güler yüzlü olmaya mecburuz. Her şeyin ötesinde eşimizin anne ve babası eşimizi doğurmuş, değil mi? Ve biz o eşi ayılmışız, bayılmışız, koynumuza almışız. Demek ki bizden daha çok bazı şeyleri bilebiliyorlar, yetiştirebiliyorlar. Özellikle çocuk yetiştirme konusunda şu anne babalara güvenmeyenler var ya, onlara gelsin bir de bu sözüm. Eğer bir kadının veya erkeğin ailesine ne kadar yakın, ne kadar sevecen, ne kadar problemlerini çözmeye yakın, ne kadar onların içinde rahat hareket edersek, etmeyi başarırsak ve eşimiz bunu görürse, eşimizin de bize olan sevgisi bir kat daha artabilir. Ama kendi aileme cıvıl cıvıl, kendi ailemde neşeli, erkeğin ailesini veya çevresini yok sayan, sadece ben sizin aileden oğlunuzu aldım diyen hareketler bizi o evlilikten eninde sonunda erkeğin uzaklaşmasına veya bize karşı sevgisini belli etmemesine neden olabilir. Yani problemi sonuçta biz yaşarız. Akıllı gençler hem birbirlerini hem iki aileyi de çok iyi idare ediyorlar. Ayda 3-5 kere gördüğün yerde kaç saat kalıyorsun? 4 saat kalıyorsun. Ayda eder toplasan 20 saat. 20 saati eşini mutlu edecek şekilde davransan incilerin mi dökülür be kızım veya oğlum? Eğer ben eşimi çok seviyorsam bu kuru kuru olmayacak. Tüm davranışlarımla bunu göstereceğim. Ve ben eşime bunu tüm davranışlarımla gösterdiğim gün hak ettiğim sevgiyi kat be kat görmezsem işte o zaman serzenişte bulunmak zorundayım. İşte o zaman bu benim hakkımdır. Bu yüzden gençlere tavsiyem şu: hem birbirinizi hem lütfen ailelerinizi eşiniz için hoş tutmaya gayret edin. Evet, bugünlük de videomuz bu kadar. Yine sizden DM'den gelen rumuz ve telefon numaralarıyla İnce ablanız sizi aramaya devam edecek. Dertlerinizi dinlemeye, öneriler sunmaya devam edecek. Ve siz de abone olmayı unutmayacaksınız. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.